Değerli dostlar, Tarihten Notlar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Yeni haftanın yeni konusu Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet'in 101. yılı kutlu olsun. En baştan peşin peşin söylüyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılı, 101 yaşında Cumhuriyetimiz. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet'in kazanımları nelerdir? Bunların üzerine konuşmak istiyoruz. Arzumuz budur. Çünkü devir İçinde yaşadığımız dünya konjektürü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 101 yıl önce Anadolu'da bir bozkır, bir çöl hayal ediniz. Yepyeni bir nesil, yepyeni bir dünya düzeniyle karşı karşıya kaldığı, o gün için söylüyorum, bir dönemde kendilerince bir çıkış kapısı aradılar Ankara'da, Anadolu'da bozkırın ortasında. Devletin bir şekilde temelleri atılmıştı. Mondros'ta tamamen fiilen ve Servet'te tamamen sona ermiş olan Osmanlı'nın yerine kurulan yeni Türk Devleti kendisini dünya kamuoyunda izah etmeliydi. Kendisine bir kimlik belirlemeliydi. Belirleyeceği bu kimlik, yeni Türk Devleti'nin belirleyeceği bu kimlik, bundan sonraki süreçte atacağı adımların da meşalesini yakıyordu aslında. Bu devlet kendisinin bir önceki yapısı gibi saltanatla mı idare edilecek? Yoksa Osmanlı'nın son döneminde iki defa denilen meşrutiyetle mi yürüyecek? Veya bunun ikisinin dışında, Osmanlı'nın dışında yepyeni bir kimlikle kendisini ortaya mı sürecek? Bir karar verilmesi lazımdı. Çetin tartışmalar oldu. Tabii ki kolay değil bir devlete isim verme mevzusu. Bugün bir çocuk dünyaya gelse, bir aile ferdi olarak, ailenin büyükleri çocuğun ismini belirleme konusunda dahi tam manasıyla uzlaşma sağlayamazken, Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekildiği bir süreçte Anadolu'dan atılmak istenen, buna karşı canhıraş bir şekilde kahramanlık destanları yazarak kendi vatanını kurtaran Türkler, yeni kurdukları devlete bir isim verecekler. Bu çok daha kıymetli, çok daha önemli bir mesele ve bu mesele elbette sadece Türkler arasında tartışılan bir mesele değil. Osmanlı'dan ayrılan diğer devletçiklerle ilgili de bir mesele. Öbür taraftan o günün muasır medeniyet seviyesi diye işaret edilen Batı içinde, Batı dünyasını oluşturan devletler içinde veya o günün dünyasında güçlü devletler diye tarihin not düştüğü Rusya için, İngiltere için, Fransa için, Almanya için veya işte Amerika için, doğuda Çin ve Japonya için Anadolu'daki yeni yapının ismi önem arz ediyor. Çünkü herkes burada ne olacağına dört gözle bakıyorlar. İşte böylesine herkesin merakının odak noktası olan Ankara'da Gazi Paşa ve silah arkadaşları yeni yönetim şeklini ilan etmeye mecburlardı bir noktada ve bunu çok ciddi manada tartıştılar. Böyle hani o filmlerde anlatıldığı gibi değil mesela. Bir anda o dedi, oldu. Mustafa Kemal Paşa söyledi diye cumhuriyet oldu değil. Devrin o dönem için önemli komutanları, önemli siyasi figürleri bu meseleyi tartıştılar. Konuştular ve netice itibariyle yeni Türk Devleti'nin kimliğinin cumhuriyet olması gerektiğine kati surette karar verdiler. Ve bu karar alındıktan sonra da en uygun zaman, en uygun şartlarda 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilan edilmesi, bugün ülkemizde tartışılan, hala tam manasıyla oturmamış bazı meselelerin, bazı kimlik bulma meselelerinin bile tartışılmasının temelinde o günde alınan bu önemli kararın elbette yansımaları var. Cumhuriyetin ilanı demek, Türk tarihinde ta Mete Han'dan Teoman'dan günümüze devam ede gelen 2000 yıllık Türk devlet geleneğinin, 2300 yıllık Türk devlet geleneği içerisinde bambaşka bir yönetim algısını, bambaşka bir yönetim şeklini benimsemek demekti. Alışılmış olanın dışında bir hamleydi. Yalnız şu hakkı da teslim etmek gerekir. Bunu da parantez içinde
siz kıymetli dostlarla paylaşmak istiyorum. Sanılıyor ki Cumhuriyet böyle gökten zembille inmiş gibi, bir anda karar verilmiş gibi sanılıyor. Öyle değil. Halkın devlet yönetimine ortak edilmesi, bir şekilde hantallaşan monarşi yönetimlerinin tarih sahnesinden çekilişleri 1789'da Avrupa'da Fransız İhtilali ile başlarken bizde de çok uzak olmadı bu süreç. Yani halkın bir şekilde yönetime dahil olma süreci. Her ne kadar tam manasıyla halk demesek de senedi ittifak ile Sultan II. Mahmut zamanında Ayan grubu bir şekilde devlet yönetiminde söz söyler hale geldiler. Sonra Tanzimat Fermanı'yla, Gülhane-i Haddi Humayunu'yla İstanbul'da Sultan Abdülmecit Han döneminde devrin önemli devlet adamlarının ve bütün dünya kamuoyunun önemli elçilerin, büyük elçilerin huzurunda ilan edilen Tanzimat Fermanı anayasal düzene geçiş demekti. Yani artık padişah da olsa kanunların üstünlüğünü tanımaya mecbur idi. Bir noktada Cumhuriyet düzeninin temelleri Osmanlı'nın son 100 yılında, belki son 150 yılında çok ciddi manada devletin ve kurumlarının içerisinde konuşulan, tartışılan bir yönetim meselesi olduğunu da ortaya koyuyordu. Tanzimat Fermanı'nın eksiklikleri veya yarım kalan meseleleri veya yazılan maddelerinin ne derler, tehvil edilmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi, düzenlenmesi, ıslahat fermanıyla ve sonrasında yapılan inkılap hareketleriyle, her ne kadar ıslahat desek de bunlar ıslahatın dışında bir meseledir. Çünkü yönetim şeklinin değiştirilmesine dair yenileşme vardır. Islah etmek, mevcutta olanı yeniden tamir, restore edip sürdürmeye çalışmak demektir. Ama inkılap, değiştirmek, geliştirmek anlamına gelir. 1876'daki meşrutiyetin ilanına kadar geldi. 1876, birinci meşrutiyetle beraber ilk kez Anadolu'nun ve Osmanlı mülkünün tamamında seçimler yapıldı. İşte bu seçimlerde örneğin Kahramanmaraş'tan, o zaman Maraş, Halep vilayetinin bir kazası durumunda Maraş'tan Sadi Kazancı, Sadi Bey milletvekili seçildi. Sonraki süreçte tabii ki Abdülkadir Bey yine ikinci meşrutiyet döneminde milletvekili seçildi. Yine Ermeni cemaatinin önemli timsallerinden Agop Irlakyan Maraş'tan milletvekili seçildi. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet milletvekillerinden bahisle söylüyorum. 1876'daki bu demokratikleşme süreci 1908-1909 sürecinde ikinci meşrutiyetin ilanıyla padişah yetkilerinin azaltılıp halk meclisinin yetkilerinin arttırıldığı bir yönetim şekline dönüştü. En nihayetinde 1923'e geldiğimizde ise artık monarşinin tamamen izleri kaldırılmış oldu ve sadece halkın yönetime sahip olacağı bir yönetim şekli belirlendi. Şunu demeye çalışıyorum. Aslında bir demokratikleşme süreci son 150 yılda Osmanlı'da var idi. Cumhuriyet bu birikimlerin üzerine ilan edilmişti. Yani böyle bir anda Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da, işte Ankara Garı'ndaki odasında düşündüm yarın veya Çankaya'da düşündüm yarın da Cumhuriyet'i ilan ediyorum iddiası, söylemi, anlatısı, masalı çok böyle akla mantığa uygun şeyler değil. Fakat memleketin bazı grupları var ki içinde yaşayanlar sanki Osmanlı'nın devamı değilmiş gibi Cumhuriyet'i görmezden gelmek adına Osmanlı'yı, Cumhuriyet'i bir anda sanki gökten inmiş bir mevzuymuş gibi sunuyorlar. Bunları burada açıklamakta fayda var. Peki Cumhuriyet hangi alanlarda, hangi noktalarda toplumsal
değişimi, devinimi, üretkenliği artırdı. Aslında buradan da bakmak gerekiyor. Bir cumhuriyet düşmanlığı yapmak körü körüne, at gözlüğü takmak körü körüne hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Veyahut cumhuriyet savunuculuğu yaparken az önce bahsettiğim 150 yıllık muktesebatı yok saymak, Metehan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar gelen Türk devlet geleneğini hiç saymak ise çok basit bir ifadeyle ahmaklık olur. Bu noktada cumhuriyeti Türk devlet geleneğinin bir yeni aşaması, yeni bir süreci olarak görmekte fayda vardır. Fakat kökünün de ta Medan'dan Mustafa Kemal'e uzanıp gelen devlet geleneğinin bir yansıması olduğunu idrak etmek gerekir. Yeni devletin kimliği cumhuriyet. Batı dünyası veya Doğu'nun o güçlü devletleri yeni Türk devletinin bir monarşiyle yürütülmeyeceğini veya yarı monarşiyle veya bir teokrasiyle veya bir dikta yönetimiyle yürümeyeceğini anladılar. İlişkilerini, kuracakları ilişkileri, yapacakları anlaşmaları, yapacakları ortaklıkları yeni kimliğe göre dizayn etmeye başladılar. İşte Türkler de yeni kimliğin gerekliliklerine uygun hamleler yapmaya başladılar. O yüzden cumhuriyet hemen toplumun her alanında cumhuriyet kendini göstermeliydi. Bu noktada bazı inkılaplar yapıldı. En baştan şunu söylemekte fayda görüyorum. Gerek devletin kurucusu, yeni devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olsun, gerek onun silah arkadaşları olsun, son dönem Osmanlı içerisinde uygulanan siyasi fikir hareketlerini an be an yaşamış, görmüş insanlardı. Osmanlıcılığın ne olduğunu, İslamcılığın ne olduğunu, Batıcılığın ne olduğunu, Adem-i merkeziyetçilik yönetim tarzının ne olduğunu emin olun çok iyi biliyorlardı. Bununla birlikte gerek Namık Kemal, gerek daha sonraki İttihat ve Terakki'nin fikir babaları olan aydın zümreler ve en nihayetinde Ziya Gökalp gibi, Yusuf Akçura gibi, Mehmet Emin Resulzade gibi, İsmail Gaspralı gibi Türk aydınlarının, Zeki Velidi Togan ve diğerleri Türk aydınlarının son raddede Anadolu'nun bağrında savundukları Türkçülük fikri üzerinden onun oluşturduğu yeni kimlik algısı üzerinden yeni bir devlet ve bu devletin de yeni bir cumhuriyet yönetimiyle, yeni bir yönetim anlayışıyla yürümesi gerektiğini de biliyorlar, görüyorlardı. Bu noktada cumhuriyetin ilan edilişi az önce de söylediğim gibi bir anda olmuş bir mevzu değil, bir noktada bir gereklilik, bir zaruret haliydi. Cumhuriyetle beraber yapılan inkılapların tamamını başarılı görmek az önce söylediğim üzere ahmaklık olur. Veya yapılan tüm inkılap hareketlerinin hedeflerine ulaştığını söylemek gerçekçi olmaz. Bazı inkılap hareketlerinin kasıtlı olarak icracıları tarafından çok farklı mecralara kaydırıldığını da bugün çok daha iyi görüyoruz. İşte 1921 Anayasası ve 1924 Anayasası arasında ilan edilmiş olan cumhuriyet aslında yeni Türk Devleti'nin bu iki anayasanın şekillenmesi aşamasındaki değerler neticesinde ortaya çıkmıştır. En nihayetinde yeni bir devlet kurulmuşsa buna yeni bir ulus kimliğiyle o günün gerekleri buydu. O gün Avrupa'da ve dünyada mesele imparatorlukların çöküşü ve ulus devletlerin güç kazanışıydı. Mesele devlete bağlı ekonomi anlayışlarının son bulup daha çok özel teşebbüse, liberalizme, belki de kapitalizm ve sosyalizme karşı
yeni bir ekonomi anlayışının doğmasını mecburi hale getiriyordu. Hal böyle olunca yeni devletin kurucuları da kendilerine yeni rotalar çizmek mecburiyetindeydiler. Kurdukları devletin bugün en fazla tartışılan ilk 4 maddesini bu düşünceler çerçevesinde ilan ettiler. Ve yeni kurulan devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu, yani halkın kendi yöneticilerini doğrudan seçeceğini, seçilen yöneticilerin yine halk tarafından denetleneceğini, yine seçilen yöneticilerin yaptığı yasaların yine halkın belirlediği idareciler tarafından yürütüleceğini, ağır aksak durumların yaşanması halinde, bozulmaların ortaya çıkması halinde, bazılarının keyfi hareket etmesi ihtimaline karşı yargı kapılarının millet adına, dikkat edin, millet adına, bir hanedan veya bir şahsa bağlı olmaksızın millet adına yürütüleceğini kabul eden bir dünya algısıyla yeni bir yönetim tarzı belirlendi. Yani yasama, yürütme ve yargı birbirlerinden ayrılarak ve bu topraklarda yaşayan bir kimlik olarak kendisini Türk bayrağı altında yaşamaktan mutlu sayan, bundan gururlanan ve kendisini Türk hisseden, dikkat edin, anası babası Türk olacak, Türk milletinden doğacak demiyorum, kendisini Türk hisseden herkesin aynı çatı altında birleşecekleri, ortak bir ideal çerçevesinde birleşecekleri yeni bir kimlik inşası oluşturuldu. Bugün o tartışılan o 4 maddenin sebepleri elbette farklıydı ve farklı olmaya devam edecek. Öbür taraftan yeni Türk devletinin dini meselede de laik bir bakış açısı kazanmasının sebebi dinsizleştirme politikası değildi. Eğer öyle olsaydı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmaz. Eğer öyle olsaydı Kurtuluş Savaşı'nda yıkılmış, uzun zamanlar işgal bölgesinde Yunan askerlerinin ahırları haline getirilmiş olan camiler yeniden ihya edilmez, yeniden ayağa kaldırılmazdı. İslam enstitüleri açılmaz ve Kur'an kurslarında çocuklara Kur'an eğitimleri verilmezdi. Elmalılı Hamdi Yazır'a Türk milleti kendi kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlasınlar diye Türkçe'ye Kur'an çevrilmezdi. Elbette ezanın Türkçe okutulması gibi garabet kararların da alındığını, bu kararlardan duyulan pişmanlıkların da olduğunu burada altını çizerek söylemekte fayda görüyoruz. Şimdi bu noktadan baktığımızda Cumhuriyet, Anadolu'da Osmanlı'dan bakıya kalan Türklerden, Kürtlerden, Çerkezlerden, kısmen Araplardan ve farklı küçük etnik ve mezhepsel farklılıkları bir bayrak altında cem etmeyi sağlayan bir yönetim şekli, yeni bir ulus devlet kimliği oluşturma noktasında bir yapı harç vazifesi görmüştür. Şimdi bu noktadan bakarak Cumhuriyet'i ele aldığımızda, Cumhuriyet burada yok olmak üzere olan bir milleti bir şuur ile, Türklük şuuruyla kendini idare edebilme, kendi geleceğine karar verebilme bilinci ve direnciyle bir arada tutmayı başarmıştır. Sosyal anlamda kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, dezavantajlı insanların insan yerine konulması, eşit muamele görmesi, kanun ve nizam önünde eşit hale gelmelerini sağlayan bir yapı sunmuştur. Kadınlar miras haklarından istifade etme eşit oranda, kadınlar kimlik sahibi olma, kadınlar siyaseten var olma noktasına gelme, kadınlar iş imkanı bulma, çalışma hakları elde etme, toplumun her alanında kadının güç kazanmasını sağlayacak bir yapı meydana getirmiştir Cumhuriyet. Cumhuriyet o günün şartlarında sözde modern batının bazı ülkelerinde bile sağlanmayan hakları, verilmeyen hakları Türk kadınına vermiştir. Mektepler, okullar, eğitim alanında okuma yazma oranları %1'lerde, %2'lerde dolaşan
Anadolu topraklarında, köy ve kentlerde birbirini tutmayan, eşit olmayan eğitim sistemleri yerine köylerde nasibi varsa bir Kur'an kursu, bir hoca biliyorsa 3-5 matematik saydırmayı öğretebiliyorsa birkaç yazı yazmayı öğretebiliyordu. Cumhuriyet şehrin göbeğinde verilen eğitimi bugün 101. yılında hemen hemen her ilçesinde üniversite eğitimi verir seviyesine getirmiştir. Okulsuz köyü olmayan bir cumhuriyetten bahsediyor 100 yılda. Bu yüzden kadınıyla, erkeğiyle eğitimde seferberliğin başlatılmasını sağlayan bir yönetimdir cumhuriyet. Kültür ve sanatta sadece konaklarda, şehir merkezlerinde, yalılarda, perde arkalarında yaşanan bir sanat, bir edebiyat ortamını yırtmış, herkesin gözü önünde cereyan eden, herkesin dahil olabileceği, söyleyebileceği, üretebileceği, içindeki sanat cevherini ortaya koyabileceği bir yaşam alanı oluşturmuştur. Kültür noktasında, kusura bakmasınlar, bazı arkadaşlar sanki Cumhuriyeti Türk kültürünün, Türk İslam kültürünün düşmanıymış gibi sunabilirler. Ama onlara şunu söylemek lazım. Cumhuriyet tarihinde yapılan Türk İslam tarihi çalışmalarının neredeyse %10'u kadarı bile Osmanlı'da yapılmamıştır. Türk İslam eserlerinin ortaya çıkarılması, Türk tarihinin ortaya çıkarılması, Türklerin İslam'la müşerref olmasını sağlayan süreçlerin üniversitelerde, okullarda okutulur hale getirilmesi süreçleri bile Cumhuriyet döneminde olmuş. Öncesinde bu alanlarla ilgili neredeyse tek bir eser dahi kaleme alınmamıştır. Bu noktadan baktığımızda bir hanedan tarihi değil, bir millet tarihi, bir mezhep tarihi değil, bir İslam tarihi inşa etmek Cumhuriyet'in kadrolarıyla mümkün olmuştur. Bugünlerde de olmaya devam etmektedir. Ekonomik noktada sadece tarıma dayalı, ayanlara dayalı, toprak ağlarına bağlı, devlet erkanının kontrolündeki adamların elinde bir devlet, bir ekonomi algısından memleketin 7 bölgesinde, 4 farklı alanda, her noktada ekonomik çalışmalar yürütülmüş. Tarımda, sanayide, ulaşımda ve ticarette memleketin önünün açılması için uluslararası anlaşmalar yapılmış. Ciddi anlamda hem krediler sağlanmış, hem sanayileşme noktasında fabrikalar açılmış, üretim tesisleri kurulmuştur. Sadece gıda sanayisinde değil, silah sanayisinde de devrinin en öncü kuruluşları oluşturulmuş. Fakat zamanla devletin çeşitli organlarını ele geçirenler bu ilk hamleleri maalesef ki ortadan kaldırmıştır. Bu noktada baktığımızda Cumhuriyet memlekette, Anadolu'da bir vatan inşa ederken Anadolu'da vatan inşa edenlerin kendilerine kimlik bulması durumu olmuştur. Kıymetli dostlar, Cumhuriyet bir erdemdir. Monarşinin, teokrasinin veya herhangi bir aristokratik yönetimin Türk milletinin karakteriyle uyuşmadığı 100 yıllık gelişim seviyesinde kendini ortaya koymaktadır. Elbette toplumun çeşitli alanlarında çeşitli infial sebebi olacak olaylar yaşanmıyor değil, bunlar olacaktır. Anadolu bundan 101 yıl önce olduğu gibi 13 milyon nüfustan oluşmamaktadır. Bugün Türkiye 80 milyonu hatta 90 milyonu bulmuş bir nüfusla, 86-87'den bahsediliyor. Belki daha fazladır. 90 milyonu bulmuş bir nüfusla aynı Anadolu Yarımadası'nda bir şekilde bir zaman yolculuğu sürdürmektedir. Bundan 101 yıl önce Anadolu'da zayıf, çelimsiz bir şekilde kurulmuş olan Cumhuriyet, bugün dünyanın en saygın aktör devletlerinden biri konumuna gelmiştir. İşte bu durum Cumhuriyet'in imkanlarından istifade edildiğini göstermektedir. Cumhuriyet'in toplumsal aydınlanmada,
ekonomik gelişmede, sosyal adaletin sağlanmasında, hukuk düzeninin düzgün işlemesinde büyük görevi, büyük etkisi vardır. Mevzu olan Cumhuriyet'in bize sağladığı bu serbestlik ortamında, bu serbestiyet durumunda memleket için daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek noktasında gayretkar olmak gerekir. Mücadele eder olmak gerekir. Aksi halde yönetim şekillerinin tembel toplumlara sağlayabileceği hiçbir şey yoktur. Yönetim biçimleri en adilini, en uygununu getirseniz dahi eğer toplum bunu algılamakta güçlük çekiyor ve kendisine sunulan imkanları aklıyla değerlendirip bilim ışığında geliştirmeye gayret etmiyor ve köhneleştiriyorsa o toplumlar yıkılmaya mahkumdur. O toplumların monarşi olmuş, demokrasi olmuş, teokrasi olmuş veya aristokrasi olmuş fark etmez, bulunduğu yönetim biçimlerinin onları kurtarmasına katkı sağlayacak hiçbir dahli olamaz. Hal böyleyken 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının canhıraş bir şekilde verdikleri istiklal mücadelesi sonrasında Anadolu'da kurdukları yeni vatana ulus kimlik devlet anlayışıyla oluşturdukları, kurdukları Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmalı, onun ilelebet payidar kalması için gayret göstermeli, çaba sarf etmeliyiz. Bu çaba, bu gayret, kusura bakmasın kimse, Mustafa Kemal için yapılmış veya bir başkası için yapılmış değil, bilakis çaba sarf edenin kendisi ve onun afadı için, geleceği için, çocukları için sarf ettiği çaba olacaktır. Bu noktada kimse birilerini minnet altında bırakıyor noktasıyla hareket etmesin. Yani şunu demeye çalışıyorum. Cumhuriyete sahip çıkmak, Cumhuriyet'in bugün bu imkanları sağlayan bu Cumhuriyet'e sahip çıkmak, bu topraklarda yaşayan insanların menfaati gereğidir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer insanca yaşam, özgürce yaşam, adilce yaşam istiyorsanız, eğer muasır medeniyetler seviyesinde hukuk devleti olma noktasında var olabilme mücadelesi vermeye devam etmek istiyorsanız, Cumhuriyet'in erdemlerinden istifade etmeyi, Cumhuriyet'in sağladığı imkan ve olanakları kullanmayı ve bunlardan bir gelecek inşa etmeyi kendimize ders edinmeliyiz. Umut ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Elbette bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizim naçiz vücutlarımız toprak olacak, ancak Türkiye Cumhuriyeti payidar olsun diye, ilelebet yaşasın diye gayret göstereceğiz. Çünkü sadece burada yaşayanlar buradan istifade etmezler. Her fırsatta söylediğimiz gibi bu milletin fıtratında mazlumlara ses olmak, onların koruyucusu, kollayıcısı olmak, zalimlere düşman olmak, zalimlerin korkulu rüyası olmak bu milletin genlerinde var. Bugün dünyada saygın bir devlet olmanın yolu akıl ve bilimin rehberliğinde Cumhuriyet'in değerleri çerçevesinde olmakla mümkündür. Bu vesileyle memleketimize ulus kimlik kazandıran, memleketimizin her alanda gelişmesine bir güneş gibi Anadolu'nun ortasından yükselip umut olmasına vesile olan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şundan emin olunuz ki Anadolu'da Cumhuriyet kurulurken birilerinin emriyle değil, Anadolu'da her yaştan, her dünya görüşünden, hemen hemen her inanıştan, her Anadolu halkından insanın katkısıyla Cumhuriyet, Cumhuriyet olmuştur. Bu noktada Cumhuriyet'e sahip çıkmak her Türk istikbalini düşünen gencin, her Türk çocuğunun vazifesi, mecburiyetidir. Buradan bir başka tarihten notlar programında görüşmek dileğiyle diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.